Merhaba. Normalde bir niş gördüğümüzde içine yerleştirilmiş bir heykel görmeyi bekleriz. Ama şu anda bir dua nişine yani mihraba bakıyoruz. Mihrab tek bir yönü işaret eder, o da Mekke'dir. İslam dininde günde beş vakit namaz kılmak gerekir ve bu da Mekke'ye dönük olarak yapılır. Mekke'ye karşı namaz kılmak oldukça önemlidir. Dünyadaki tüm camiler buna göre inşa edilmiştir. Duvardaki bu niş yani mihrap ne doğuya ne batıya dönüktür. Sadece Mekke'yi gösterir. Mihrapta Avrupa'daki katedrallerde, kiliselerde gördüğümüz dini objeleri göremeyiz. Önünde hiçbir şey olmaz. İnsanlar doğrudan nişe doğru namaz kılar. Mekke, Hz. Muhammed'in memleketidir. Muhammed 622 yılında zorla Medine'ye göç edinceye kadar burada yaşamıştır. Medine'deki evinde kocaman bir avlusu olduğuna ve bu avlunun da Mekke'ye dönük olduğuna inanılır. Maalesef elimizde bunu destekleyecek bir kanıt yok. Çünkü ev uzun zaman önce yok olmuş. Ancak bazı yazılı kaynaklar bize evin böyle olduğunu söylüyor. Yani şu anda dünyadaki tüm camilerde var olan Mekke'ye dönük olan mihrap ilk olarak Hz. Muhammed'in evinde oluştu. Camiler aslında insanların bir araya gelip dua ettikleri yerler. Aynen Hz. Muhammed'in evindeki avlusunda olduğu gibi. Ve camiler sadece dini yerler değil. Aynı zamanda kültür merkezleridir. Şimdiye kadar yaşadığım en güzel tecrübelerden biri Şam'daki Umayyad Camii'ne gitmekti. Avluya girdiğimde aileleri, çocukları gördüm. İnsanlar orada buluşup hoşça vakit geçiriyorlardı. Birbirleriyle iletişim kuruyorlardı. Bu durumu Arap Baharı'nda da görmüştük. İnsanlar cuma namazlarını kılmak için camide toplanıp hükümeti protesto ediyorlardı. Yani aslında İslam dünyasında cami avluları hem politik hem de sosyal mekanlardır. Evet şimdi mihrabın tarihine bir bakalım. Bu mihrab İran'ın İsfahan kentinden getirtilmiştir. Mihrabın üzerindeki şahane mavi çinileri görebiliyoruz. İsfahan mavi şehirdir aslında. Mavinin her tonunu içinde barındırır. Bu mihrab düşünülenin aksine bir camide değil, bir okuldaydı. İsfahan'daki imami medresesindeydi. İnsanlar bu okula din bilimi okumaya ve dua etmeye giderlerdi. Burada diğer dinlerde karşılaştığımız vaazlara benzemeyen vaazlar veriliyordu. Aslında bu durumda herhangi bir vaaza da ihtiyaç yoktu. Çünkü gördüğünüz gibi Çin'in içinde yazılı olarak mevcut bu vaazlar. Bu da bu mihrabı daha da mükemmel yapıyor. Bu yazı Arapça ve diğer dillerin aksine sağdan sola doğru yazılıyor. Kur'an Arapça olduğu için Arapça öğretilmiş ve Arapça çalışılmış. Bunun sebebi insanların Tanrı'nın sözlerinin Kur'an'da yazılı olduğuna inanmaları. Hz. Muhammed bir elçidir. Mihraba dönecek olursak bu yazıların ne kadar pürüzsüz, kıvrımlı ve düzgün olduğunu görebiliriz. Bir de buradaki parçanın farklılığı dikkatimizi çeker. Bu parça diğer bölümlere göre sert kenarlı duruyor. Buna küfi yazısı diyoruz. İslam dünyasında çok iyi bilinen bir yazı bu. Kufi yazısını 691-692'de inşası biten Kubbetüs Sahra'da görebilirsiniz. Burada ilginç olan bir şey var. Diğer parçaların aksine burada beyazın üzerine mavi işlemeli yazılar var. Aynı zamanda İslam'ın beş şartı da yazılı. Neymiş bunlar bir hatırlayalım. Şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve sağlığınız yerinde ise hacca gitmek. Eğer iyi bir Müslüman olmak istiyorsanız bu beş şartı yerine getirmelisiniz. Aslında bu oldukça eğitici bir beyan ve imami medresesine de çok uygun. Aynı zamanda da öğrencilere neler öğrendiklerini hatırlatan bir not. Burada üzerinde yazı yazan ve biraz alçakta kalan üçüncü bir parça var. Bu yazı da Arapça ve şöyle diyor: Ve Hazreti Muhammed dedi ki, cami inananların evidir. Bence Hazreti Muhammed herkesin hayatını yaşaması gerektiğine inanmıştır.